birinde yaşlı ve hasta babası için çare arayan genç kız Badu ormanda ilerliyormuş. Ağaçlardan farklı farklı meyveler topluyor, sağlıklı bitkiler keşfetmeye çalışıyormuş. Bu bir menekşe yaprağı. Belki de babamın iyileşmesine bir katkısı olur. Badu heybesine topladığı meyve ve bitkilerle ilerlerken karşısında ağır ağır yürüyen yaşlı bir kadın görmüş. Badu hemen yanına gidip ona yardımcı olmak istemiş. Merhaba efendim, size yardımcı olmamı ister misiniz? Yaşlı kadın kapüşonunun altından şöyle bir bakmış Badu'ya. Teşekkür ederim genç kız. Yolda gelirken bastonum kırıldı ve ben de düşmeyeyim diye çok yavaş yürüyorum. Badu etrafa bakınmış ve hemen arkasındaki kayalık alana doğru yürümüş. Kayalıkların arasında zar zor dolaşarak güçlü ve sağlam bir dal parçası bulmuş. Bu dalı sivri bir taşın kenarında iyice düzeltip bir baston şekline getirmiş. Daha sonra onu yaşlı kadına uzatmış. Buyurun, yolunuzun buradan sonrasını artık daha güvenli bir şekilde yürürsünüz. Benim için giriştiğin zahmet yüreğimi ısıttı genç kız. Teşekkür ederim ama bunu tanımadığın biri için neden yaptın? Benim babam da çok hasta. Bu yüzden yaşlı ve hasta kim olursa olsun o kişiye mutlaka yardımcı olmalıyım. Yaşlı kadın Badu'nun sözlerinden çok etkilenmiş ve ona elinde taşıdığı küçük sihirli sandığı göstermiş. Fakat tam o sırada yakınlardan geçen zengin bir tüccar görmüş onları. Ağacın arkasına saklanıp dinlemeye başlamış yaşlı kadınla genç kızı. Al bu sihirli küçük sandığı genç kız ve bunu babana götür. İçinde her zaman iyileştirici besinler bulabilirsin. Teşekkür ederim ama buna sizin de ihtiyacınız var. Sen bana asıl ihtiyacım olanı verdin, bastonumu. Şimdi bu sihirli sandığı al ve içindekileri sadece ihtiyacı olanlarla paylaş. Sakın unutma, aksi takdirde sihirli sandık hiçbir işe yaramaz. Ha? Sihirli bir sandık mı? Ben bu sandığı alıp satarsam çok zengin olurum. Genç kız Badu, yaşlı kadının sandığını almış. İçine açıp baktığında su, ekmek ve bir avuç ceviz görmüş. Yaşlı kadın gözden yavaş yavaş kaybolurken Badu da eve doğru yola koyulmuş. Yolda karşısına onu gizlice dinleyen kurnaz tüccar çıkmış. Tüccar, Badu'nun elindeki sandığı satın almak istediğini söylemiş. Karşılığında sana çok para veririm. Çok parayla çok şey yaparsın. Hayır, bu sandığı sadece gerçekten ihtiyacı olanlarla paylaşırım. Size iyi günler. Badu evine doğru yürümeye devam etmiş. Bir süre sonra karşısına çok aç bir keçi çıkmış. Keçi öyle sıskaymış ki Badu sandığın içindeki somun ekmeği ona vermiş. Al bakalım tatlı keçi. Bu sandık nasılsa sihirli. İçindekiler hiç bitmez. Doya doya ye bunları. Keçi ekmeği iştahla yemiş. Genç kız da yoluna devam etmiş. Bu sefer karşısına kupkuru bir kakao ağacı çıkmış. Aa, kim susuz bırakmış seni böyle kakao ağacı? Senin ne de güzel kakaoların vardır. Onlardan mis gibi çikolata yapılır. Ağacın dalları o kadar inceymiş ki Badu dayanamayıp sandığın içindeki suyla ağacın köklerini sulamış. Ağaç suyu hemen emivermiş. Çok geçe kalmaz dallarında bir sürü kakao yetişir. Badu yoluna devam etmiş. Fakat bir süre sonra çok yorulduğu için durup dinlenmek istemiş. O sırada aynı kurnaz tüccar kılık değiştirerek Badu'nun karşısına tekrar çıkmış. Merhaba, ben sarayın muhafızıyım. Yorgunsanız sizi atımla gideceğiniz yere kadar götürebilirim. Aslında bu çok iyi olurdu sayın muhafız.
Biraz yorgun ve oldukça açım. Buyurun efendim. Fakat gideceğiniz yere vardığınızda bana o küçük sandığı bir bahşiş olarak vermeniz gerekir. Ha? Sen muhafız değilsin. Sen o tüccarsın. Hayır, kesinlikle olmaz. Size iyi günler. Badu hızlı adımlarla ormanda ilerlemeye devam etmiş. Karnı acıktığı için sandığın içinden bir avuç ceviz yemek istemiş. Ancak karşısında her biri açlıktan bitap düşmüş bir sincap ailesi görmüş. Ben açlığa biraz daha dayanabilirim. Ama onlar bu ormanda daha fazla aç kalmamalı. Nasılsa sandık sihirli. Ben daha sonra ceviz yerim. Badu sandıktaki cevizlerden sincap ailesine vermiş. Ardından genç kız zar zor da olsa nihayet evine varmış. Hasta babasının yanına gelip ona sihirli sandığı göstermiş. Babacım, yolda yaşlı bilge bir kadınla karşılaştım. Bana bu sihirli sandığı verdi. İçinde sana çok iyi gelecek yiyecekler var. Badu sandığın içini açmış ki bir de ne görsün. Sandığın içi bomboşmuş. Ama nasıl olur? Bu sandık sihirli değil miydi? İçi bomboş kalmış. Halbuki içindekileri sadece ihtiyacı olanlarla paylaşmıştım. Badu babasına yardım edemeyeceği için çok üzülmüş. Fakat o sırada kapı çalmış. Badu kapıyı açtığında karşısında yaşlı kadını, keçiyi ve sincapları görmüş. Ama siz... İyi yürekli genç kız, sana dediğim gibi sihirli sandığı sadece ihtiyacı olanlarla paylaştın. İşte bu keçinin sütünden, kakao ağacının meyvesinden ve sincapların getirdiği fındıklardan faydalanabilirsin. Badu yaşlı kadının sepetindeki kakaolardan, keçinin sütünden ve sincapların fındığından alıp babasına sağlıklı bir içecek hazırlamış. Babası bu içeceği içtiğinde yeniden sağlığına kavuşmuş. Teşekkür ederim benim güzel kalpli, iyilik dolu, cesur kızım. Badu babası sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olmuş. Artık sandığa ihtiyacı olmadığını anlayınca onu çöpün kenarına bırakmış. Kurnaz tüccar sandığı yerde görür görmez üzerine atlamış. Ohohoho! Sihirli sandık! Sihirli sandık! Şimdi daha da zengin olacağım! Kurnaz tüccarı pencereden gören Badu, onun bu haline gülmüş. Çünkü asıl sihrin sandıkta değil, insanın kendi yardımsever kalbinde yattığını biliyormuş artık.